Merhaba arkadaşlar. Yedinci dersi işliyoruz. El-Cazimu fi'aleyni iki tane fiili cezmeden edatlar. Evet. El-Lezi yeczimu fi'aleyni selâse aşrate edaten. İki fiili cezmeden edatlar 13 tanedir. Cezmedenler 13 edattır şeklinde tercüme edilebilir. Birincisi in, şart edatlarından birincisi in. Vehiye bu edat ummul bab. Bu babın anasıdır. Yani in bu konunun merkezindedir. Şart edatlarının anası indir. İki tane fiili cezmeden şart edatlarının anasıdır in. Ve gayruha ve bunun dışındakiler innema cezemel fi'aleyni fiili cezmederler li tadammunihi ma'na inin anlamını taşıdıkları için. Yani in cezmedicidir iki tane fiili. Diğer edatlarda bunun manasını taşıdıkları için, ine benzedikleri için iki tane fiili cezmederler. Ve hiye İn harfu şartin şart edatıdır. Şart harfidir aynı zamanda. Cazimun cezmedicidir. Yedzimu fi'aleyni iki fiili cezmeder. Yusemmel evvelu minhuma bunlardan birincisi isimlendirilir. Fi'le şartı fiil şart olarak isimlendirilir. Ve sani cevabı şart ikincisi cevabı şart av cezaehu ya da ceza-u şart diye isimlendirilir. Örnek in tuhsin edebeke yuhbibken nasu. Eğer edebini güzelleştirirsen insanlar seni severler. Şayet yaparsan insanlar seni sever. Tuhsin fiil müzari, ente faili, edebeke mef'ulü. Burası fiil-i şart kısmı. Yuhbib fiil, ennasu fail, ke mef'ulün bi. Burası da cevab-ı şart, ceza-ı şart kısmıdır. İkinci edatımız izma. Ve hiye harfun bi ma'na in. Bu da harftir. İn gibi bu da harftir. İn anlamını taşımaktadır. Ve bakiyetül edevat, diğer edatlar ise esmaun isimdirler. İn ile izma harftir, geri kalanları isimdir. İsimdir tadammanet, mana in, in anlamı taşımaktadırlar. Ve cezemetil fi'alin, iki tane fiili cezmeder. Örnek izmanın örneği, iki tane fiili cezmeden izmanın örneği. İzma teteallem, tetekaddem. Öğrendikçe ilerlersin. Öğrenirsen ilerlersin diye tercüme edebiliriz. Tetallem fiilü şart, tetekaddem ceza-u şart, cevabı şart. Bir sonraki edatımız men. Ve yemen ismun mübhemun lil akıl. Akıllılar için kullanılan mübhem bir isimdir. Anlamı tek başına belirsizdir. Men bir anlamı yok. O yüzden mübhemdir. Men yebhat yecid. Kim ararsa bulur. Arayan bulur. Yebhas fiilu şart, yecid cevabı şart. Bir sonraki edatımız ma. Vahiyye ma ismun mübhemun li gayril akil. Akılsızlar için kullanılan mübhem isimdir. Men akıllılar için, ma akılsızlar için kullanılır. Ma tuhassil fi's sigari yenfa'ke fil kibari. Küçüklükte neyi tahsil edersen, büyüklükte o sana fayda verir. Tuhassil cümlesi, şart cümlesi. Yenfa cümlesi, cevabı şart cümlesi yani ceza cümlesi. Beşinci edatımız mehma. O ye mehma, eyvan, aynen diğer edatlar gibi ismun mübhemun li gayril akil ma gibi akıslar için kullanılan mübhem bir isimdir. Bir menzil ma zaten ma'nın anlamında kullanılıyor, ma'nın yerine kullanılıyor. Örnek mehma tef'al, mehma te'amel. Muhaseb aleyhi. Ne amel edersen, her ne amel edersen, muhaseb aleyhi ondan hesaba çekilirsin. Teamel şart cümlesi, muhaseb cevap cümlesi. Altıncısı meta. Ve hiye meta ismun ismu zaman tadammana ma'na şart. Şart anlamını taşıyan, içeren zaman ismidir. Şart anlamını taşımaktadır. Meta tukbil bil meveddeti ukbil bil muhabbeti. Ne zaman diyor sevgiyle karşılık verirsen
Ben de muhabbetle karşılık veririm diye tercüme edebiliriz burayı. Meta şart edatımız tuk bil mevaddeti. Burası şart cümlesi. Tuk bil muhabbeti cevap cümlesi. Fakat bazen telhakkuha bu metaya bitişir ma. Ezzaidetu littevkid. Tekil için fazladan olan, zait olan ma bazen metaya bitişir. Meta ma diye okunur. Meta ma teştehidu tuflihu. Ne zaman sen diyor çalışkan olursan kurtulursun. Teçtehidu burada şart cümlesi, tuflihu cevap cümlesi. Fark ettiyseniz arkadaşlar şart ve cevap cümleleri cezmedilmiştir. Bakın 6 tane örnek okuduk. İnle başladık. İn tuhsin tuhsin bakın cezmedilmiş. Yuhbib cezmedilmiş. İzmada dedik. İzma tetekaddem. Tetaallem, tetekaddem. İkisi de cezm olmuş. Burada da yine yebhat, yecid cezm olmuş. Muhassil, yenfa cezm olmuş. Te'amel, tuhaseb cezm olmuş. Tukbil, ukbil cezm olmuş. Sonuncusu da teçtehidu, tuflihu. Bunlar da cezm olmuş. Cezim alametlerinin onun düşmesi olmuş burada. Yedinci edata bakıyoruz. Eyyâne. Ve ye ismu zaman tadammene ma'ne şart. Şart anlamını taşıyan zaman ismidir. Zaman anlamı ifade etmekte. Eyyâne tahsun seriretuke tuhmed siretuke. Zaman dedik ya her ne zaman diyor. Güzel olursa senin davranışların. Methedilir senin yaşantın. Evet. Tahsun tuhmed ikisi de cezm olmuş. Fiilü şart ve cevabı şart. Vahiyye bir mana meta eyyâne meta anlamında kullanılmaktadır. Ve kesîrun mâ telhaquha mâ ezzâidetu littevkid. Çoğunlukla diyor, tekil için sonuna ziyade bir mâ bitişiyor eyyânenin. Eyyâne mâ şeklinde okunuyor. Eyyâne mâ tettekullâhe tus'adû. Her ne zaman Allah'tan sakınırsanız yüceltilirsiniz. Tettekû nun düşmüş. Cezm olmuş fiilü şart. Tus'adu müzari meçhulun düşmüş. Cevabı şart arkadaşlar. Bir sonraki edatımız eyne vehiye eyne ismi mekandır. Tadammene ma'ne şart. Şart anlamını içermektedir. O yüzden in gibi cezmedici olmuş durumda. Örnek eyne teclis eclis. Sen nerede oturursan ben de orada otururum. Teclis fiilü şart. Eclis cevabı şart. Ve kesîran mâ telhakkuha mâ ezzâidetü littevkid. Çoğunlukla bunun sonuna da tekil için, anlamı pekiştirmek için ma, ziyade bir ma ilave edilir. Kekûlî Teala, Cenab-ı Allah'ın sözü gibi. Eynemâ tekûnû yudrikkumul mevt. Nerede olursanız olun, ölüm sizi idrak eder, sizi yakalar. Tekûnû şart cümlesi, yudrik cevap cümlesi. Tekûnû da gördüğünüz gibi nun düşmüş cezim alameti olarak. Yudrik cezm olmuş sükun ile. Bir sonraki edat enna. Vahiy enna eydan o da ism-i mekandır. Tadammüne ma'ne şart, şart anlamını içermekte. Örnek enna teclis, eclis. Her nerede oturursan ben de orada otururum. Teclis şart cümlesi, eclis cevap cümlesi. 10. edatımız haythuma. Vahiy haythuma kedalike o da ism-i mekandır. Tadammüne ma'ne şart, şart anlamını içermektedir. Ama ve la teczimu illa muhterineten bimah. Sadece ma ile eşlik ettiği zaman cezbedici özelliğe sahiptir haythuma. Haythu tek başına cezbetmez. Haythu ma ile beraber kullanıldığında haythuma olur. O zaman cezbedici özelliği vardır. Haythuma testekim yukaddir lekallahu necahin. Nerede, sen nerede, ne zaman, nasıl müstakim olursan, dosdoğru olursan Allah sana kurtuluş takdir eder. Testakim, yukaddir. Fiilü şart ve cevabı şart. 11.'si keyfedir. Ve ye keyfe ismun mübhemun. Tadammana ma'ne şart. Şart anlamını içeren mübhem bir isimdir keyfe. Nasıl anlamını ifade etmekte? Keyfe te'amel e'amel. Nasıl amel edersen ben de öyle amel ederim. Ne yaparsan ben de onu yaparım gibi. Nasıl yaparsan ben de öyle yaparım. Te'amel fiilü şart. E'amel cevabı şart. وَكَثِيرًا مَا تَلْحَقُهَا مَا اَزَّائِدَةُ لِلْتَوْكِدِ. Çoğu zaman genellikle bu
Tekit için ziyade bir ma bitişiyle kullanılır. Keyfe ma tekun yakun evladuke. Sen nasıl olursan evlatların da senin gibi olur şeklinde tercüme edilir. Tekun yakun cezmedilmiş müzari fiiller. Ve ye bunlar teftadî fiâleyn. İki tane fiil isterler. Müttefakî lafzî vel ma'nâ. Lafız ve anlamları müttefik olan, lafzen ve anlamen birbirlerine çok yakın olan iki tane fiil isterler şart edatları. Kemâ râyete görmüş olduğun gibi yukarıda. Fela yukarı denilmez mesela. Keyfe, teclis, ezheb. Sen nasıl oturursan ben de öyle giderim diyemezsin. Mesela teclisle edep farklı fiiller. Anlamları birbirlerinden farklı, lafızları birbirlerinden farklı. Dolayısıyla şart edatlarında şart ve cevap cümlesinin aynı lafız ve anlamı taşıyan fiillerden olması gerekir. Niye teclis ezheb olmaz? İhtilafi lafzil fi'aleyn ve ma'nahuma. Fiillerin lafızları ve manaları farklı olduğu için. Vela yine olmaz. Keyfema telfazıl kelam elfazır rik. Sen nasıl diyor kelam sarf edersen, telaffuz edersen ben de öyle tükürük atarım. Yani lafı kelamla tükürük aynı şey değil ki. Farklı şeyler. Ey etruhu ben onu atarım anlamında. Elfazu. Elfazu etruhu yani ben onu atarım anlamında. İhtilafi ma'nel lafzayn. Her iki lafzın, her iki fiilin birbirlerinden farklı olduğu için şart ve cevap cümlesindeki fiiller farklı olduğu için böyle bir kullanım olamaz. Ve in ittefakı lafzuhuma, lafızları aynı olsa da anlamları farklı olduğu için olmaz. Vela yine olmaz. Keyfema terkumu ektubu. Sen nasıl rakam yaparsan, rakam telaffuz edersen mesela ektubu ben de öyle yazarım. İşte burada da lafızlar farklı bakın. İhtilafi lafzil fi'aleyn. Yani burada terkumu da hani ektubu anlamında kullanılabiliyor ama kelimelerin lafızları farklı. Fiilin lafızları farklı olduğu için olmaz. Ve in ittefaka ma'nâhuma anlamları aynı olsa da terkumu, ektubu ikisi de yazmak anlamında kullanılsa da burada lafızlar farklı olduğu için bu şekilde şart ve cevap cümlesi oluşturulamaz. 12.'si eyyuh. Arkadaşlar tek muarap olan bu. Diğerleri hep mebnidir. Bu muaraptır, değişkendir. Eyyun, eyyen, eyyin şeklinde okunabiliyor. Vahiyye bu eyyun, ismun mübhemun, tadammana ma'na şart, şart anlamını taşıyan mübhem bir isimdir. Vahiyye eyyub, min beyni edevati şart, şart edatları arasında muarabetun bil harekati selas. Üç harekeyle muarap olan bir edattır. Ve misaluha merfuaten, mesela merfu örneği, ey yumri'in yahdum ümmetehu tahtumu. Hangi bir kişi ümmetine hizmet ederse sen de ona hizmet edersin. Yahdum tahtum. Ey yu merfu gelmiş burada. Fail konumuna geliyor arkadaşlar ama tabii cümle başına gelme zorunluluğu var. O yüzden bu şekilde okunuyor. Ve misaluha mansubeten, bunun mansub örneği ey kitabin tekra testefit. Hangi kitabı okursan istifade edersin. Tekra fiilinin mef'ulü konumuna giriyor. Eyye o yüzden mensuptur. Testefit de cevabı şart. Ve misaluha mecrurete, mecrur örneği bir eyye kalemin tektup ektup. Hangi kalemle, kalem ile yazarsan ben de onunla yazarım. Bir eyyi harfi cerle mecrur olmuş. Tektup fiilü şart, ektup cevabı şart. وَقَدْ تَلْحَقُهَا مَا اَزَّائِدَةُ لِلْتَوْكِيدِ Bazen tevkid için ziyade bir ma yetişebilir. Ki kavli Teala اَيَّمَا الْاَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدْوَانَ عَلَيَّ Burada da اَيَّ مَا ile kullanılmış. اَيَّ مَا الْاَجَلَيْنِ قَضَيْتُ Hangi iki işi takdir edersem فَلَا عُدْوَانَ عَلَيَّ Yani bunu benden engelleyecek bir düşman, bir karşılık, bir rakip yoktur. Burada da ma ile kullanılmış. Cevap kısmı fela. Gördüğünüz gibi fela udvane aleyye cevap kısmı. Adaytu şart kısmı. Burada tabi yapı gereği cezmetmiyor. Bunları daha sonra öğreneceğiz. 13 ida. Fakat telhaquha ma zaidetu litevkid. Bazen diyor tevkid için ziyade bir ma izaya bitişir. Vahiye bu iza İsm-i zamandır. Tadammana ma'na şart. Şart anlamını taşımaktadır. Ve la teczimu illa fi'ş-şi'ri hasseten.
Sadece diyor özellikle bu şiirlerde cezbedici olarak kullanılır izah. Şiirlerin dışında pek kullanılmaz, cezbedici olmaz. İstagni ma agnaka rabbuke bil gina ve izâ tusibke hassâsetun fetecemmel. Dörde bakalım hemen dipnotuna. Hassâse el fakir, fakirlik demek. Tecemmel yani la tazhar ala nefsike ezzül vel meskene. Zillet ve meskeneti kendinde gösterme. Zillet içerisinde görünme. Ve yurva fetehammel. Bilhâi fetehammel yani ihtemel. Tahammül et. Evet. Vel evvelu ahsen fil mana. Anlam açısından bu birincisi daha iyi diyor. Cemmelden kasıt yani zillet içerisinde görünme, hoş görün. Hassase de fakirlik demekmiş. İstegni yani müstağni ol. Ma agnâke rabbuke bil gına. İstegni ma agnâke yani Rabbinin zengin, hangi bir zenginlik türüyle seni zengin kılmışsa onunla müstağni ol. Fakir olma. Ve izâ tusibke hassasetun bir fakirlik sana isabet ederse fetecemmel. Fakirmiş gibi zillet içerisine girme. Yine onurlu, dik başlı dur. Şeklinde bir tercümesi var. İzâ tusib tecemmel. Burası da şiirde gördüğünüz gibi cezbedici bir edat olarak kullanılmış. Ve'lem enne kulle edati min hadi'l edevat. Tüm bu edatlar teczimu fi'aleyni iki fiili cezmederler. Yüsemmel evvelu minhuma fi'ale şart. Bunların birincisine fi'lu şart. Ve yüsemmel thani cevabı şart. İkincisine cevabı şart. Ev cezaehu ya da cezaü şart denilir. Gayrı ancak bir fark var ki enne in ve izma. Bu iki tanesi harfani harftirler. Ve la yufidani illa rabbel cevabı bir şart. Bunlar sadece şartla cevabı birbirlerine bağlamak için kullanılırlar. Yani bir anlamları yoktur. Şartla cevap arasında bir bağlaştırılır. Yani anlam varsa da şu şekilde. Bir mana enne fi'l yani ikinci fiil yetevakkafu husuluhu ala husulil evvel. İkinci fiilin meydana gelmesi birinci fiilin meydana gelmesine bağlıdır. Bu anlamı vermektedir. Vesairul edavat, geri kalan edatlar ise ma'a kevniha tufidu hadihil fa'ilete nefsaha. Bu bağlaç vazifesi, zikrettiğimiz bağlaç vazifesinin yanı sıra geri kalan edatlar tufidu emran ahar, başka bir faydası daha vardır. Yani anlam katmaktadır cümleye. Ve men mesela men tedullu alel akıl akıllıya delalettir. Ve ma ve mehma bu iki tanesi tedullani ala gayrihi akılsızlara delalet eder. Ve meta edatına gelince ve eyyane bu ikisi meta ve eyyane tedullani ala zaman zamana delalet ederler. Ve eyne ve enna ve haythuma bu üç tanesi tedullu alel mekan mekana delalet ederler. Ve keyfema tedullu alel hal. Keyfema ise bir durum belirtir, hale delalet eder. Eyyun ise tesluhu lid-delaleti ala'z-zamani ve'l-mekani ve'l-aqili ve gayri. Yani bu eyyun alanı, etki alanı, anlam alanı geniştir. Zamana da delalet eder, mekana da delalet eder, akıllıya da akılsa da kullanılabilir. Feyye bi hasebi ma tudaf ileyh. Neye izafe edilirse ona göre anlam kazanır. Alıştırması arkadaşlar. Temarin lil ya Rab. Ve in tubdu ma fi enfusikum ev tuhfuhu yuhasibkum bihillah. Sizler diyor içinizden geçirdiklerinizi açığa çıkarsanız da onları gizleseniz de Allah sizi hesaba çeker. Burada tubdu ev tuhfuhu bu ikisi birbirlerine atfedilmiş. Burası fiilü şart buraya kadar. Yuhasib cevabı şarttır. Yuhasibden itibaren cevabı şart. Men yef'al hayran yudze bihi. Kim hayır işlerse onunla cezalandırılır. Yani karşılığı verilir. Ef'al yudze. Fiil-i şart, cevab-ı şart. Cevab-ı şart kısmında illet harfi düşmüş cezim alameti olarak. Mehma tef'al tüs'el anhu. Her ne yaparsan ondan hesaba çekilirsin. Tef'al tüs'el. İkisi de cezm olmuş sükunla. Ve ma tef'alû min hayrin ya'lemhullah. Hayır olarak sizin işlediğiniz her ne varsa Allah onları bilmektedir. Tef'alûne'deki nun düşmüş. Yani cezim alameti olarak ya'lem sükunla cezim olmuş. Eynema tes'a tenel. Her nerede ne çabalarsan tenel nail olursun, ulaşırsın. Tes'a de illet harfi düşmüş. Cezim alameti olarak tenel sükunla cezim olmuş.
Haythuma nara asiran ne'ahud biyedihi. Asir burada düşkün demek. Ayağa kaymış, düşkün birini her ne zaman nerede görürsek elinden tutarız. Nara illet harfi düşmüş cezim alameti olarak. Ne'ahud sükunla cezm olmuş. Ma ta'mel yekun fi sahifetuke. Her ne yaparsan sayfanda o olur. Ta'mel yekun ikisi de cezm olmuş sükunla. Meta yasluh kalbuke tasluh a'maluke ve tuseddid hutuvatuke. Diyor kalbin her ne zaman diyor güzel olursa, iyi olursa, sağlam olursa amellerin de güzel olur, iyi olur, sağlam olur. Ve adımların da sağlam olur yine aynı şekilde. Atıftır burası da tasluhun üzerine, cevap kısmının üzerine. Yasluh gördüğünüz gibi sükunla cezm olmuş fiillerdir. Ey yoraculin yahterim hurra'isu reis yani başkan hangi bir adama saygı gösterirse yahterim hu el mer'usu yani halk da onlara saygı gösterir. Yahterim. Yahterim ikisi de fiil-i şart da cevab-ı şart da sükunla cezm olmuş. Yani tenhadu ilel mecdi tuflihun. Yani kıymete, değere, erdeme ne zaman yücelirseniz kurtuluşa erersiniz. Tenhalu, tuflihu, ikisi de onun düşmesiyle cezm olmuş. Keyfema yekun karinuke. Sen nasıl olursan karinin yani arkadaşın da öyle olur. Tekun yekun ikisi de sükunle cezmedilmiş fiillerdir arkadaşlar. Dersimizi tamamladık. Başka bir derste görüşmek ümidiyle.